Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu inni meseniye durru ve ente erhamur rahimin. Sadakallahul azim. Oradan lemalardan 11. sayfadan elhasın. Burayı istendiği için yapıyorum. Nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Şükür. Şükür nedir? Teşekkür. Başka? Minnettarlık. Başka? Allah'ın celaline ve cemaline hamd etmek. Evet. Celal ve cemal sıfatını fark etmek. Razı olmak. Başka? Kim dedi onu? Aferin. Fark etmek. Birincisi basamağı bu. Hep dediğiniz doğru canım. Hepsi doğru da. Bu biraz da böyle biraz profesyonel oluyor. Yani bir, fark etmek. Fark etmek. Fark etmeyene en büyük bir şey de nimet olmaz. Nimet gibi gözükmediği için bugün atakların, panik atakların, depresyonların temelinde, en büyük temelinde şükürsüzlük yatıyor. İki ne yatıyor? İki, olayları yorumlayamamak yatıyor. Olayları yorumlayamıyor. Ne nedir? Bugün siteye bir şey attım. Yazı, dosya. 11 sayfa, 10 sayfa mıydı? 10 sayfa. Enfus, yani içsel alemde gelişen, sana rağmen veya sana zıt gelişen hadiseler, menfi veya müspet, onları yorumlarken, o senin sırlarındır, tefekkür ederken, onu izah ederken kullanman gereken malzemeler var. Çok ilginç, tam 2 hafta uğraştım, 10 sayfadır yazıdır, daha ders yapmadım, çantamda defter olsaydı şimdi onu yapardım. Yani içimizde birbirine çelişen, çatışan duygular var. Onlar nasıl yorumlanması lazım? Yoksa çok acımasızdır. Bak, şeytan bizi bırakıyor bazen. Şeytanın elinde vesvese var. Bazen bırakıyor. Ama nefs emmare, vehmi, varı yok, yoku var eden vehim çok acımasızdır. Hiç bırakmıyor. Yakamızı kesinlikle bırakmıyor. Eğer gelişen olayları yorumlayamazsak çok acımasızdır. Yani tarumar ediyor. İnsanın yaşamasından da bıktırıyor. Yaşamakla ölmek arası eşit oluyor. Artık keşke ölsem diyesi geliyor diyorlar. Yani ama onu mutlaka her böyle aspirin gibi her sıkıntıda okunması lazım. Yani bunu bir yerden yazarak, bir yerden çıkartarak değil. Bu kardeşiniz damdan düşen kardeşinizdir. Damdan düşen gelsin var ya. Anladım zaten. Evet, damdan düşen. Çünkü 15. sözde de öyle. Şeytan ustada gelmiş. Şeytanla münazara tespitlerini muvaffakiyet kazanılıp muvaffakiyetleri mi koydum diyor Mesnevi Nuri'ye. Yani iç alemde yaşanan hadiselerde muvaffak olunan, mağlup ettiğim hadiseleri diyor ustad koymuş. O 11 sayfayı, 10 sayfayı ben yaşadım ben. Kuyuda Yusuf var. Kuyudan çıkmak gerektiğini ben de biliyorum. Sen de biliyorsun ama merdiven yok. O merdivendir işte. O gelişen hadiseleri şöyle bak. Çünkü öyle yaptım. Külliyata müracaat ettim. Bu neyin nesidir soru sordum. Bu nedir? Bu budur. Peki çözümü nedir? Budur. 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 Tek tek cümle. Onu bir başkasının eline geçsin. Yazarın eline geçsin. İnanın o sayfayı. Sulandırır. 2 cilt kitap yapar. Zaten yapıyorlarmış. Böyle psikiyatrist bazı kişiler var. İzin aldılar benden de. O cümleleri
Onu var ya defterdeki cümle külliyattan tespit, enfüs tespitleri. Psikoloji ders kitaplar var şey yapılıyor. Neyse, şükür arkadaşlar, bir fark etmek seni imtiyazlı kılıyor diğer mahlukattan, diğer canlılardan fark ettiren özelliğimiz bunu fark etmektir. Fark ettin mi, iş buradan işte. Yani var olan nimetleri, üzerimizdeki nimetleri bilmiyor. Yani biliyoruz da unutuyoruz. Ülfet, kör hissiyat, unutturuyor. Bunun da sebebi şu. Doğru yerde durun, doğru kişilerle durun. Doğru yerde olman lazım. Hatırlaman için. Şükür, fark etmektir. İlk. İkinci basamak. Şükür, olayları, hadiseleri Allah canibinden yorumlamaktır. 3. Şükür, fıtratın izini takip etmektir. Şükür, dimağdaki 7 mertebeyi izah etmektir. Şükür, batın enfüs hakikatını şu kainatın yaratılış gerçeğine karşı ayna tutmaktır. Düşünen insanlar için sayıyorum, daha sayılıyor da. Şükür en azından insana yüklenilen bir vazifeyi ifade etmektir. Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. İlle nimet böyle malın mülkün çok olması değil. Kardeşim huzurlu musun? Allah aşkına bir adım at, 10 defa şükret. Şu kardeşiniz neler biliyor? Armatöründen mi dersin? Fabrika sahibinden mi? 2 tane plastik fabrikası, çerçeve plastik şeyi var ya kapı. Onları imal eden malzemelerin fabrikası var adamın. Hocam diyor, kurtar beni bu haldan. Nereden beni bildin dedim. Duydum dedi. Bizim kendi rayetinde çalışan mühendis. Bir dersini dinledim dedi. Tamam, beni bu adama götürün. Dedim ki, desem ki misal. Bir fabrikanı vereceksin kardeşim, eski haline geleceksin. Fabrika ayarlarına getireceğim seni Allah'ın izniyle. Dese, inanın nimet hakkı için diyorum. Hiç güzün. Hocam diyor, çok kötüyüm dedi. Ben de dedim ki, yaşamakla ölüm, intihar eşit değil mi? Sen mi söyledin lan dedi. Şoförü ne diyor? Yani nereden bildin diyor. Yaşamakla ölüm eşit olmuş. Ne demek istiyorum? Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Yani o fabrikası olan benden çok mu huzurlu? Senden çok mu huzurlu? Ciddi bir hakikattan mahrum olmuşuz. Şu bina dedik cesettir. İçinde oturan insan ruh gibidir. Şoför ruhtur. Araba cesettir. Fark olsun diye söylüyorum. Yani ceset ruh ilişkisi bunun gibidir. Şoför araba gibidir. Peki ne sıkıntı neyin alametidir? Arabada kırmızı ibrede yanıyor. O kırmızı ibre ya benzin bitti ya hararet yükseldi. Değil mi? Onun göstergesidir. Benzinin bitmesi kendisi kırmızı değildir. Bak, benzinin bitmesi benzin başka bir şeydir. İbre başka şekilde gözüküyor. Hararetin kendisi ibre değildir böyle. Ama ibre olarak gözüküyor. Termometrede yükseliyor. Termometreye bakın, 40 derece gösteriyor. Tutun elinizde, hiçbir şey yok. Termometre sıcak değil, sıcağı ölçüyor. İşte sıkıntı da ruhsal gıdasızlıktır. Nasıl ki açlık bir elemdir. Elem olunca aç olduğunu anlıyorsun. Üşüttün. Üşütmenin alametidir. Değil mi? İşte sıkılmak da ruhsal bir sorun var. Yani gıdasızdır. Peki soru ne? Müslümanın bilgi sorunu yoktur. Unutmayın. Müslümanın bilgi sorunu yoktur. Müslümanın şu sorunu var. Hasreten Nur talebe. Ben nurculardan bahsediyorum. Kendi cemaatimden bahsediyorum. Şu sorunumuz var. Şu kapıdan geldik. Memurum her gün bir
dosya attım içeriye. Attım, attım. Sonra kullanacağım zaman nasıl bulacağım ben onu? Çöplük haline gelmiş. Bilgi sorunumuz yok. Kullanamıyoruz. Bilgi kullanma sorunu yaşıyoruz. Tamam, bilgiyi kullandın mı? Her şey yerine oturuyor. Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Ha, hemen unutmadan söyleyeyim. Atak, bu kardeşiniz ehlidir. Bak bu işlerle ben doktor değilim. Onlar sinirsel doktor. Biz ruhla alakalıyız. Onlar 6 sene, 12 sene okumayla doktor oluyorsa ben 30 sene okuyorum bu işi. Ben de sahamın doktoruyum. Diyorum ki size, ruhsal sıkıntıların kesin çözümü tefekkür mesleğinde yürümekte olur. Tefekkürünüz ilerlerse, benim şu 14 cilt kitaptan 30 sene aldığım hulasa söylüyorum. Ruhsal sorunun temel çözümü, bedenden sıyrılmanın temel çözümü, atakmış, panikmiş, sinirselmiş, vehimmiş, vesveseymiş, hepsinin çözümü sıyrılmaktır. Nereden? Onlardan. Onlardan seni sıyıran en büyük fuzeye gireceksin, tefekkür mesleğidir. Tefekkür. Tefekkürün saati hayrun min ibadi senedi. Değil mi? Bir saat tefekkür. İle oturduğunda böyle bir saat tefekkür değil. Bugün 10 dakika, dün 2 dakika, yarın 17 dakika, toplam bir saat olursa Berat gecesinde bir sene nafile ibadet gibi oluyor. Tefekkür mesleğinde gençler ilerlemek lazım. Tefekkür seni senden alıkoyan, tefekkür aslına doğru hareket ettiren, tefekkür hadiseleri farklı boyuta taşıttıran bir mekanizmamızdır. Ebellemektir. Allah canibinden, kudretin azameti altından, rahmet ilahiyeden, hikmet ilahiyeden, adalet ilahiyeden, rahmani ilahiyeden daha ileri bir hakikat olmadığını fark edip farka gelip furkanlaşmaktır. Tefekkür izini takip etmektir. Ayak sesini takip etmektir. İz takip etmektir. Köpek nasıl ki avını iziyle takip eder. Tefekkür aslına doğru hareketin adıdır. Oradan sana verilen mesajlardır. Yani bedenden çıkacak. Şu anda onu yapmıyor muyuz? Bak şu anda cesedinde haberi olan var mı? Şu anda ayağını düşünen var mı? Şu anda söyledim de öyle düşün. Bak şimdi bir tanesi ayağına bakıyor işte. Şeye benzedi. Petrol'a ben kendimi biraz mecbur hissediyorum. Birisiyle bir şey geldiğim alışveriş yaparken falan. Petrol'dan geçen bir tanesinde şey yapıyordum. Dedim ya bir üzüm alayım. Dedim selamünaleyküm. Aleyküm selam. Malatyalıymış. Kardeşim hangi model üzüm bunlar dedim. Anlamadım dedi ya. Kardeşim bu üzüm de hangi tarihin modeli yani? Hangi model? Ya üzümün modeli mi olur dedi ya. Arabanın modeli oluyor da dedim. Üzüm modeli. Durdu. Ya Allah Allah. Dedim kardeşim her sene arabanın modeli değişiyor. Üzümün modeli değişmez mi? Neyse. Ona böyle bir şey attım. Dedim ki bir tanesine. O da antikaydı. Petrol'da gittim. Dedim ya Allah'a şükret dedim yani. Dedim ne kadar nimettesin dedim ya. Bu soğukta dedim. Çalışabiliyorsun. Şey örtmüş, kar yağdırılıyor. Ya dedi sürünüyoruz dedi ya. Nereye dedi ya şükredeceğim dedi ya. Bu karı soğukta görmüyor musun dedi. Ama dedim ne kadar nimetlerin var. Ne kadar zenginsin. Şimdi o da zaten bir adam arıyor. Dolduruyor ya. Nasıl zenginim dedi. Bak hele dedim, sağlam gözüm var. İki elim var. Bu elinle para kazanıyorsun. Şu elin dedim bağla. Yok kabul et. Arkaya götür. Git tuvalete hadi göreyim seni. Git çorba iç hadi. Hadi. Hadi git donunu kaldır hadi. Çünkü elin yok. Hadi tuşları çevir. Bugün bizim işine bir abi geldi. Kaza geçirmiş. Heh. Yanında da arkadaş gelmiş. Tamirci. O elini yıkıyor. Allah Allah. Arkadaşı yıkıyor yani elini yıkıyor. Arkadaşın elini yıkıyor. Evet. Bugün değil mi? Evet. Hadi elini yık hadi. Ondan sonra dedim ki elini arkaya bağlar mısın? Bağladım dedi petrolcu. Hadi git dedim tuvalete. Hadi çorba iç. İnan reyme. Dedim ki elin var değil mi dedim. Aynı şöyle yaptı. Hakikaten var dedi. Bunu unutmayacağım dedi. Evet dedi zenginim.
Ama çok duygulandı ve beni de duygulandırdı. Hazreti Ali söylüyor bunu da ondan söyledim. Hazreti Ali radıyallahu anh'a gelmiş de çok fakirim dedi de şükür mesleğini anlatmak için. Biraz yardım et, fakirim dedi. Hazreti Ali dedi ki git öyle, gitti. Gel dedi, gel. Kalk dedi, kalk. Elini çok zenginsin dedi. Demek ki her ki belagat ehli ya, ona o gerekiyormuş. Ruhunu tespit etmiş, ona göre konuşmuş. Belki bir hepinize göre cevap olmaz bu. Ona demiş yani. Ama ben burada kullanıyorum. Hadis de böyledir ha. Mezhep imamlarına bakmadan hadis-i şeriflerden ahkam çıkarmak yanlıştır. Aynı bunun gibidir. Ona demiş ama ben sana isabet eder etmez bilmem. Dedi ki hayır çok zenginsin dedi. Niye ya imam? Bak dedi karaciğerini kaça satardın? Böbreğini kaça satardın? Şimdi böbrek hastalarına diyalize girenlere sorun. Amalara sorun. Göz kaç paradır sence? Dilsizlere sorun. Dil ve kulak kaç paradır? Ne olur? Psikoloji rahatsız olanlara sorun. Hayat kaç para? Organ demiyorum ha, hayatın tümü. Ayağınız yok. Çaresi var. Böbreğiniz çalışmıyor. Çaresi var. Astım hastasısınız. Çaresi var pompa. Ama psikolojim bozuldu mu, dibe çaktı mı, her şey bitti. Yani bak, üzerimizdeki nimeti fark etmek lazım. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Yani o hakikattan çıkar adam. Allah Allah, hakikaten ya. Yani dünya ile ahiret eşit olur. Bakarsınız ki öyle bir hale gelirsiniz ki tefekkürle, ölümle yaşamak o kadar yakın olur ki ölesin gelir. Lan geçsek şuraya ya. O kadar tatlı olur. Ölüm o kadar güzeldir ki. Ya. Ölümü zannediyoruz ki toprağa girmektir. O bu kirlendiği zaman çamaşırı atıyoruz makineye. Çamaşır makinesinin atılmasıyla beni sıkmıyor ki. Ha bunun gibidir bu ceset. Çünkü cesetle alakalıdır ölüm. Ruhla alakası yok. Bina yıkılacak. Belediye dedi ki yıkıyorum çıkın dedi. Çıktı gitti bina yıkıldı. Ne yapayım ben mi öldüm yani? Allah da dedi ki bu bina yıkacağım çık dedi. Ruh çıktı gitti bina yıkıldı. Bu kadar ya. Ne oldu yani? Daha güzel bina yapacaksın şimdi. İyi ki Risale var. Nice kara kara insanların elini öpecektik. Nice tuhaf tuhaf, bağnaz, geçimsiz, kendi anlayışını din zanneden, kürsülerde konuşanların konuşmasını din zannedecektik. Karamsar, Allah'ı karamsarlığa iten, sanki bir savcı ve hakim gibi ceza kesen, gardiyan gibi hapishanede bizi bekleyen bir Allah tarifini koyacaklardı önümüze. Üstad ne diyor? Diyor ki, orada diyor herkes Rabbinin kim olduğunu görecek ve bilecek diyor. Allah'ı bilecek demiyor. Ki herkes Rabbini. Almanya'da öyle demişti bir tanesi. Tillo'da mezun. Tillo okumuş. Benden yaşlı 10 yaş. Ben ne bileyim Tillo'da mezun. Medreseyi bitirmiş. Buna ait bir ders yapıyordum. Oradan karşıdan geldi ders bitti. Kardeşim dedi bir kere Almanya'ya hoş geldin. İki, senin Allah'ınla benim Allah'ım farklı mıdır dedi ya. Hiç daha ne okudum bilmiyorum. Evet dedim farklı. Nasıl oluyor? Benim Rabbim başka. Sen Rab diye yüklediğin manalar, Rab diye anladığın bilgiler Rabbin kendisi değil. Ona işaret ediyor. Allah anlayışım, Allah bilgim Allah'ın kendisi değil. Allah'a işaret ediyor. Buraya tabelalar vardı. Ümrani, rakım şu kadar, şöyledir, nüfusu bilmem ne. Tabelalar Ümrani'yi gösteriyor. Ümrani değil. Herkesin alemindeki anlayış, kitabını oku olduğu gibi herkesin alemindeki Rab ona öyle muamele edecek. Öyle diyor ya Risale'de. Herkes Rabbinin kim olduğunu bilecek ve görecek. Onun için ne olur? Ne olur? Allah'a ömrünüzde en az bir defa
hüsnü zannetmeyin. Nihayetsiz hüsnü zannedin. Benim Allah'ım beni koruyacak, kollayacak. Merhametlilerin en merhametlisidir. Ya. Elhamdülillah. Allah'a hüsnü zannedin. Böyle karamsarlık çizmeyin. Bir hakim gibi, bir gardiyan gibi görmeyin. Öyle değil. Abi benim öyle bir Allah. Ha senin öyleyse öyle. Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Öyle de şekva musibeti ziyadeleştiriyor. Nereden geldi bu başıma ya? Niye geldi ya? Beni mi buldu ya? Çare mi? Değil. Derdine derman katar. Bataklıkta arabanın gazına basmak gibidir. Patanaj yaptı. Biliyorsunuz bataklıkta araba patanaj yaparsa daha, veya kumda, deniz kenarında daha batar aşağıya. Kumları aşar. Şekva da böyledir. Batakla daha gömülür. Öyle bir şeye düşer olursan hiç uğraşma. Çekici bulman lazım. Veya o kuma altına tahta veya battaniye koyacaksın. Pikniğe gittin. Serdiğiniz, oturduğunuz battaniyeyi lastiğin altına koyarsanız kumun üzerinde gider. Yani battaniye gibidir bu dersler. Tıkır tıkır gidiyor. Elhamdülillah. Şu anda rahat değil misiniz? Elhamdülillah. Nedir biliyor musun şu anda? Şu anda halinizi söyleyeyim. Veya şu andaki haliniz veya bir namazdaki o bazı namazdaki böyle tatlı haliniz veya Kur'an okurken o nedir biliyor musun? Allah ruhunuza böyle açıyla kendisini araladı. Ben şu anda senden memnunum ha. Onun ifadesidir şu andaki rahatlık. Allah kendisini sana aralıyor. Allah nasıl olacaktı yani benim gibi bunu gözükecekti. Seni onayladığına delil şu andaki rahatlığındır. Bir tane söyle dedi. Abi ders aspirin gibi geldi bana diyor. Aspirin. Şimdi bir ders nerede yapalım dedim şimdi. Karşıda. Abi bir aspirin dersi yapar mısın? Böyle hasta böyle. Tefekkür. Tefekkür dersleri var ya adamı kopartıyor. Her şeyi unutturuyor. Küçük bir dünyan büyük bir dünya oluyor. Cennet oluyor. Şekva musibeti ziyadeleştiriyor. Keşkeler sıkıntını çoğaltıyor. Keşke demeseydim, keşke gitmeseydim. Kardeşim, keşkelerle meşgul olma. Sakın gelen vesvese vehimleri itmeye çalışma. Onları ezmeye, çökertmeye uğraşma. Meşgul olma. Eğer meşgul olursanız ona değer veriyorsun. Şahsiyet kazanıyor. Hiç meşgul olma diyor Üstad. Hiç meşgul olma. Peki böyle hal gelince hep iyiye odaklan. Yani mesela diyelim ki benden nefret ediyorsun. Kızıyorsun. Bir misal veriyorum. Hanımındır, eşindir, işindir, aşındır, komşundur. Rahatsız oluyorsun. Kafana taktın onu ya. Kurtulmanın yolu. Ustad diyor. Diyor ki onun güzel bir sıfatını bul. Tık 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 bu değil, bu değil, bu değil. Aa bu. Hah. Böyle sıfatı var ya. Böyle sıfatı var. İnan diğer şeyler hemen aşağıya çökecektir. Tutun o güzel sıfatına, sen yukarıya çıkarsın. Ya derede, nehirde boğuluyorsun. Merdiven mi atacağız sana kardeşim? Kenardan gidince bir yosun gelse yetmiyor mu sana? Ağacın bir kökü gelse. Değil mi? Yani bir ufak dal gelse, yılana da bile sarılır. Yetiyor çıkmana. İşte bu kuyudan çıkmak lazım. Başkalarına alemimizde kızarak onlara ceza vermiyoruz. Kendimizi çökertiyoruz. Şekva niye başıma geldi bilemezsin. Bir kere en büyük hata bu bedene, bu ruha sahip çıkmandır. Senin değil. Kendinizi üçe ayırınız. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen ayrı. Aa, bu sensin. Bunların hiçbiri sen değilsin. Allah yoktur diyen sen değilsin. Vardır diyen de sen de değilsin. Kim bu? Yok diyen nefistir. Var diyen ruhundur. Sahip çık. Buna de ki sen haklısın.
Sus lan sen. Ses. Allah yok. Yok sen. Sana ne? Yoksa yok. Ne yapayım? Cevap verme. Uğraşmayın ya. Bana neler diyor. Hiç takmıyorum zaten. Ya bu alemde Ümrani gibi değil ha. Dünya gibi daha karmaşık sokakları var. Şuradası ben miyim ya? Şu binada. Kimler var bir görseniz ya. Nerede biliyorsun? Ustad 23'ün sözde o bina misalini vermiyor mu? Binaya girdim, baktım, boştular, kadınlar aşağıydı efendim. Ya kardeş insan, hatırladınız mı? Bir rüyamda ben de görmüştüm böyle. İçeriye girmiştim, ufalmıştım kendi içimde. Neler görmüştüm ya. Dibi, ucu, ucu, bucağı olmayan şeyler varmış ya. Neler vardı ya. Çünkü meşgul ola 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 zihnim beni o şey yaptı yani. Acayip bir alem. Çok kolay. Bildin mi? Ha, bilmek için bunları okuman, bu kadar zorlayıp şey yapman belki zamanın ve fikrin müsait değil. Ha zordur. Ben sen dayatmıyoruz. Öyle bir şey senden istenmiyor. Böyle düşün. Böyle düşün diye ille sana dayatmıyoruz. Peki ne yapacağız? Böyle düşünenlerle beraber ol. Böyle düşünenlerle beraber ol. Kim düşünüyor? Onların yanında ol. İmam Rabbani Hazretleri öyle diyor. Diyor ki, iyi olmak istiyorum diyor bir tanesi, talebesi. O da biz iyi olmak için neler söylerdik değil mi? Belki de 10 saat konuşurduk. Şöyle diyor mübarek zat. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Bak şimdi oturuyorsun. Ben de dinliyorum, sen de dinliyorsun. Ben bu dersten zevk alıyorum. Onun için telefonlar hani beni rahatsız ediyor. Bazı arkadaşlar sistem ediyor. Yani böyle derste çal. Çünkü arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ben lezzet alıyorum. Beni koparttın mı beni indiriyorsun kuyuya. Ben de o zaman aşağıdan bağırıyorum sana ya. Niye attın beni aşağıya? Zevk alıyorum. Ben size sif hitap etmiyorum. Alemimde dolaşıyorum ben. İnan. Zevk alıyorum. Dimağda dolaşıyordum biraz önce. Şekva musibeti ziyadeleştiriyor. Hem merhameti liyakatı selbeder. Mal başkasının. Mala sahip çıkma. Emanetini dikkat et. O kadar. Dendiği yerde ol. Geçenlerde gene bana bir çaktı. Bir afat geldi böyle. Bir duman geldi. Oo, bir ümitsizlik falan. Falan. Aklın gidiyor bilmem ne yapıyor. Bir dakika dur dedim. Dur. Hani konuşuyorum ha adamda. Dura buraya. Kimsin sen ya? Dur. Buna ne cevap yaptım biliyor musun? Siz de yapın diye anlatıyorum. Ben bir şey anlatırken size lazım olacağını anlatayım. Böyle bir afat geldi. Kara bir duman, ümitsizliği, korku, ölüm korkusu, yokluk korkusu, aklım gidecek. Ne korku varsa. Bir dakika. Şu anda ben neredeyim? Dedim. Bu anda Allah haram etmediği yerdeyim. Ev haram ettiği yer değil. Meyhane değil ki. Kahve de değil. Ha ben dershanedeyim. Sen de evdesin. Sen de mübarek bir yerdesin. Küçük bir cennet. Bir, cevabını şu olsun. Ben doğru bir yerde miyim? Evet. Doğru iş mi yapıyorum şu anda? Kötü bir film mi seyrediyorum? Yok. Haram bir şey mi yapıyorum içki için? Yok. Ha, doğru yerdeyim. Doğru iş yapıyorum. Defol. Zaten bu sorulara bir dakika. Ben neredeyim? Niye sıkıldım? Ha ben doğru yerdeyim. Bir. Bunlar sizin ruhunuza iyi geliyor. Çünkü niye inanıyorum? Çünkü ben yaşadıklarımı söylüyorum. Buradaki aldığım manaları hayatımda süzgeç. Bir. Doğru yerde misin? İki. Doğru iş mi yapıyorsun? Korkma. O seni yüceltmek içindir. Ama abi çok acımasız bir elem ya sıkıntı. Seni öldürmeyen sıkıntı seni yüceltir ve güçlendirir. Unutma. Her sıkıntı da muvaffak oldun. Ölmediğine göre buradasın. O sıkıntılardan hep güçlü çıktın. Şu anda güçlüsün. Öldürmeyen sıkıntılar insanı güçlendirir, yüceltir. Güçlüsün. Elhamdülillah. O geçirmiş olduğun sıkıntılar artık tecrübe oldu, malzeme oldu. En büyük hatanın şu. Gene olur mu? Olursa alacağı cevabı vardır. Aldığı gibi. Bitti. Hasta bir tane soruyor. Hasta oldu. Abi çok kötüyüm. Ondan sonra kim kötü dedim. Benden neyi kastediyorsun sen dedim. Bedenden mi ruhtan mı? Hakikaten ben hangisiyim dedi. Tabii ki bilmiyorsun. Daha hasta. Düzelince tekrar diyor hasta olur muyum acaba diyor.
Aynen. Bak hasta düzelince diyor tamam düzeldim farz edelim. Sen iyisin be kardeşim, şu anda duman sarmış, göz gözü görmüyor. Ama duman sardı diye binalar evler var kardeş. Ben sonra düzelirsem gene kötü olur muyum? Allah iyi bir sana bir çay vereyim dedi, otur buraya. Neye benziyor biliyor musun? Dima'da 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yani şu dima'da polis dinamit atmış. Bomba, sis bombası. Göz gözü görmüyor. 7 tane birim birbirine girmiş. Birbirini destekleyemiyor. Bunun adı panik atak, sıkıntıdır. Birbirlerine iletişimi yok. Bu kadar. Ne yapacaksın o anda? Ataman var burada. Abi Ataman abi. Ya biraz sıkıldım abi. Neredesin ya? Bir dershaneye gelsem. Bitti. Sohbet-i İhvan, tilaveti Kur'an, Münacat-ı Rahman. 3 tane de bir tanesini gir. Ya Kur'an oku. Ya Risale-i Nur sesli oku. Ya da sevdiğin birisini, takdir ettiğin birisini telefon et. Git yanına. 10-15 dakika da bitti. Şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamet liyakatını selbeder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde... Bak ne yapmış, hataya bak. Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi, hastaya bak. İyi ki böyle olmuş ki bize ders olmuş. Bak yanına gittim, bana dedi ki 100 gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım. 100 gece yastığa kafayı koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim. Kardeşim, geçmiş sıkıntılı 100 günün şimdi sururlu 100 gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onlara bakıp şükret. Geçmiş o. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler. Bak hasta. Hocam, abi ben düzelince tekrar hastalanacak mıyım diyor. Gelecek günler daha gelmemiş. Rabbin olan Rahman-ı Rahim'inin rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama. Hiçten korkma. Adem'e vücut rengini verme. Ağlıyor. Niye? Ben yarın dövüleceğim de. Şimdi niye ağlıyorsun? Düzelince abi gene hasta olacak mıyım? Niye ağlıyorsun şimdi veya niye bu kadar yemek ve su içiyorsun? Yarın acıkacağım diye. Yarın acıkacağım, susacağım diye şimdiden su içilip yemek yenir mi? Ya acaba ben gene olur muyum? Aynı. Ne acayip bir şeymişiz ya biz. Kainatı yutuyor, tok olmayan bir insan bir atoma basit bir düşünceye girip mezar oluyor adama. Mezarımız oluyor basit bir düşünce. Ben acaba ne olacak mı? Aynı onun gibi. Niye ağlıyorsun? Yarın dövecekler de şimdiden ağlıyorum. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahtaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar, merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman etna bir kuvvet ile merkezi harap eder. Kardeşim, dedim ki diyor, kardeşim sen bunun gibi yapma. İnsan üç zamanla mukayyet. Geçmiş hal ve gelecek. Geçmiş bitti kardeşim. Ama bir sürü şeyler var. Kardeşim geçmişle meşgul olursan bugünü kaçırıyorsun. Geçmişten intikam almanın en güzel yolu bugünü güzel yaşamaktır. Gelecek daha gelmemiş ki. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh olmuş. Çocuğu bayramlık istemiş de. Herkes de varmış. Onda çocuğunda olmayınca. Para da yokmuş halifenin zavallı. Biraz sağ olsaydık biz para verirdik de. Dedi ki hazinedarına halife şimdi cumhurbaşkanlarını düşün. Hazinedarına diyor ki gelecek aylığım için diyor biraz para ver diyor çocuğa şey alacağım. Hazinedar mektup yazıyor. Gelecek ay yaşayacağını garanti ver ben de sana gelecekteki maaşını vereyim demiş.
Şimdi Cumhurbaşkanı böyle bir şey yazacak. Cumhurbaşkanı maliyedeki bir müdür böyle diyecek. Doğru içeridedir. Başbakan diyecek ki şu maliyeciden şey yap, gelecek aylığım. Adam şimdi zaten arkanızda bankalar vesaire. Ya daha gelmemiş şeylerden dövülmeden ağlıyoruz. Yokluğa vücut veriyoruz. Benim öyle bir dostum vardı ki ikimiz hastaya gittik. Hastaneden çıktık. O dostum şimdi ahirette, o hastanedeki çıkmışsa o dostum diyor ki hoca, ya sen kardeş dedi hakikaten ya. Bitti dedi ya. Yarına çıkmaz dedi ya. Ben bana da öyle geliyor hocam dedim. O hoca dediğim zat minareyi boyarken gitti ahirete. O hastanede yatan çıktı. Şahitim yani ben. Mecit hocam Allah rahmet etsin ona. Rize'de bir devlet hastanesini ziyaret ettik. Ya hocam hakikaten iyi adamdı dedi ya. Onun yanında bir şey ama bitmiş gördüm. Dedim ya bana da öyle geliyor. Ama belli de olmaz ama. Ya dedi belli olmaz ama gözüken köy kolabıcı da istemez dedi. Yani bitmiş. Bitmiş diyen adam gideli 4 ay oldu. Minareyi boyarken minareden düşüyor. Ötekisi de Cenab-ı Hak şifa veriyor. Bizde de var Hasan abi böyle. 20 sene önce adam ölüyor diye bütün köy geldi buraya ziyaret edecek dediler. O köyün çoğu %90'ı gitti ve hala yaşıyor. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmet ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi bak Allah'ın rahmetini. Allah nasıl? Temelde Allah nasıl? Allah ne anlıyorsun? Allah deyince sence nedir Allah? Allah sende ne ifade ediyor? Soruyu sorar mısın ne olur kendine? Allah benim için nedir? Allah bende neyi ifade ediyor? Allah nedir yani? Bana nedir? Bir cevabını bulur musun? Rahmet ilahi ve mükafat uhreviyi ve fani ve kısa ömrünü uzun, baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret, o da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi, hastalığım ondan bire indi dedi. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.